Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi Gidebilsek bugün kaçacağız ülkeden. Elektrik mühendisi ve araştırmacı yazar Semih Kalkanoğlu, emekli maaşım hakkındaki yazıma yanıt olarak görüşlerini şöyle yazdı. Yaşım 69, nereden nereye geldik? Kuruluşumuzun 100. yılında Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti fabrika ayarlarından çok çok uzakta ve artık çöküş noktasında. Mesleğime Eylül 1970'te başladım. Tam 54 yıl önce. Ülkenin en iyi teknik lisesini okul birincisi olarak bitirdim. Türkiye'nin yurt dışında diploması geçerli 8 üniversitesinden biri olan 1967'de rahmetli profesör İhsan Doğramacı tarafından kurulmuş olan Hacettepe Üniversitesi'ne lise derecem nedeniyle sınavsız girdim. Okulda öğrenci lideri olarak 2 yıllık meslek yüksek okulu olan okulumu boykot önderliği yaparak Nisan 1975'te mühendislik fakültesi haline gelmesini sağladık ve ilk mühendis mezunlarındanım. Mühendislik hayatım Türkiye'de çok özel projelerde, Libya'da, Suudi Arabistan'da ve Rusya'da büyük projelerde geçti. İngilizce ve Rusça biliyorum. Devlette görevli 3,5 milyon memurun en alttakinin bu ay net maaşı pat diye 15 bin liraya yükseliverdi. İnsan neredeyse küçük dilini yutar böyle bir artışta. Mart 2023'te Sayın Erdoğan biraz acıdı da 5500 lira olan emekli maaşımı 7500 lira yapıverdi. E sonra ve geldiğim son noktada ilkokul mezunuyla aynı emekli maaşı alıyorum. 7500 lira. Tamam sen yeterince alıyorsun. Temmuz 2023'te sana zam yok dedi. Neden? Temmuz 2023'te benim kök maaşım aslında 5500 liraymış ve kök maaşa %25 zam verilecekmiş. Yani olması gereken Temmuz 2023 maaşım 6875 lira olacakmış. Mart 2023'te bu muameleyi yaşayan emekli sayısı 9 milyon. En düşük memur maaşı Temmuz 2023'te 25.015 liraya yükseltiliyor. Devlette çalışan ortalama bir mühendisin net maaşı da 21.295 liradan Temmuz 2023'te 33.122 liraya yükseltildi müthiş bir artış inanılır gibi değil ama emekli bir işçi, mühendis olsun, ilkokul mezunu olsun, ölürse ölsün zihniyetiyle bu ülkenin kalkınması, gelişmesi söz konusu dahi değil. Öncelikle Temmuz 2023'te asgari ücret net 11402 lira olduysa ister ilkokul mezunu olsun, ister mühendis olsun, net emekli maaşı kesinlikle asgari ücretin altında olmamalı. Neden böyle yapılıyor? Almanya'da bugün asgari ücret 2100 avro. Tüm AB ülkelerinde net emekli maaşları ortalama 2000 avro. Bugün Almanya'da net işçi ücreti 3200-4500 avro arasında. Bugün Almanya'da net mühendis ücreti 6000-7500 avro arasında. Bugün benim net aldığım SSK emekli maaşım 262 avro. Dünyada ikinci bir ülke yok ki emekli işçi maaşları asgari ücretin altında olsun. Neden emeklilere Stalin'in tavuğu muamelesi yapıyor Sayın Erdoğan? Temmuz 2023'te 7500 lira emekli maaşı alırken 3000 lira kira artı 500 lira apartman aidatı ödüyoruz. Maaşımı aldığım devlet bankasına da tam 40 bin lira borcum var. Gidebilsek bugün kaçacağız ülkeden. Diğer okurum İbrahim İlbegi'nin mesajı da şöyle. Orhan Bey, emeklilere reva görülen maaş adaletsizliği adında adalet olan bir yönetim tarafından sistematik olarak yapılmaktadır. Halksa efsunlanmış, gözleri var görmezler modunda ibretli kaldeler. Akıl almıyor bu durumu. Olan bütün millete oluyor. Emeğinize sağlık, saygılarımla. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.